Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzurunuza sunuşturuşumuz. Kıymetli seyirciler, ekranımız bolsun. Bachelet Xitayning qiltiqiga dastidi. Michel Bachelet'nin Şarkı Türkistan ziyareti bugün ahırlaşıdigan bulup, Uyghur faaliyetçiler Michel Bachelet'nin bu qitimlik ziyaretini Xitayning teşviqat tuzuqiga tushganlik deb qaradi. Fransiya xalqaro radiosi 27 may bu haqda xabar ishlab, dünyanın her qaysi joylaridagi Uyghur faaliyetçilerinin Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Emeldari Michel Bachelet'nin Şarkı Türkistan ziyaretinin ümitsizlenganligini onu Xitayning tuzuqiga tushdi deb qaraydiganligini qayd qilib o'tgan. Xitayning teşviqat apparatları hozirga qadar Bachelet'ning Şarkı Türkistan ziyaretini öz teşviqati üçün ishlatib kelgan bo'lib, mutaxassislarning qarashicha Bachelet o'zining so'zi va ziyaretining Xitoy teşviqat vositalari tomonidan burmalanganligini aniq o'tirg'i qo'yish uchun siyosiy jasorat va samimiyatga muhtoj ekan. Agar Bachelet bu masalalarni hal qilishga tayyorliksiz bo'lgan taqdirda boshdili Şarkı Türkistan'ga bormasligi kerak ekan. Michel Bachelet'nin ziyareti Birleşken Devletler Teşkilatı bilen Xitay ötürsüdeki qiyınğı tüşken ve uzunğı süzülgan söhbetinin neticesi bulup, muhacirettiki Uyghur teşkilatları ve faaliyetçilerine nispeten etkanda, BDT kişilik hukuk ali emeldari komünistik rejiminin teşviqat tozuğu tüşüp kalgan. Xitay taratqoları bir neçü gündün beri 70 yaşlıq Bachelet'nin Xitay'nın kişilik hukuk meselesindeki terakkiyatı yukarı baha bergenlikini kan gölemde teşviq kılgan. Halbuki BDT kişilik hukuk ali emeldari işhanısı bolsa bu haqda tüşünce berip, Xitay organ taratqolarının Bachelet'nin sözlerini burmulap nakıl kılgallıqını bildirgen. Xalqara keçürüm teşkilatının faaliyetçisi Alkan Akkad Fransiya agenetliği bergen bayanatı da Xitay'nın bu ziyaretten paydalanıp öz pikirlerini teşvik kılgallıqını intayın naçar bulgan kişilik hukuk hatırısını aklaşını bilallıqını bildirgen. Yeni bir kısım mütexassislar Xitayning maqsadining BDT kişilik hukuk ali emeldarını mı öz iradesiga boysundura alaydiganligini bütün dünyaga körüstüp qoyish ekanligini bildirgan. Michel Bachelet'ning Sharqi Turkiston ziyareti butunlay yepiq tariqida davomlashgan bo'lib, bu jarayonda Sharqi Turkiston vaziyati to'g'riliq hech qanday ifoda bildirmagan. U Sharqi Turkistondan ayrilishdan burun, ya'ni bugun kechda tor orqali xalqaro jamiyat to'tkizi bilan kutib turgan axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazilgan bo'lib, yig'inda bu qitimliq tekshirish davomida harakat erkinligi bo'lgan bo'lmaganligi, yerlik kishilar bilan ko'rishgan ko'rishmaganligi, Sharqi Turkistondagi jazo lagerlariga kirgan kirmaganligi haqida qiyin savollarga duch kelar ekan. Google va YouTube Xitoyning yolg'on tashviqotiga yo'l ochib bergan. Tadqiqot organlarining eng yangi dokumenti Google, Bing va YouTube qatorliq to'r supalarining izlash natijasini oldiga chiqarish orqali Xitoyning soxta tashviqotlarga yo'l ochib berganligini ko'rsatib berdi. Xalqaroliq mustaqil tadqiqot organlaridan Brookings Instituti va Demokratiyani qo'g'dash ittifoqi birlikda tayyorlagan yangi dokumentini e'lon qilib, Xitoyning Google va Microsoft shirkatining izlash motorlari orqali Sharqi Turkiston va Xitoy virusiga aloqador soxta tashviqotlarni unumli tarqatganligini oshkor qildi. Dokumentda ko'rsatilishicha tadqiqotchilar Microsoft shirkatiga tabe bo'lgan Bing izlash motori, Bing xabarlari va Google shirkatiga tabe bo'lgan Google izlash motori, Google xabarlari va YouTube qatorliq 5 manbadan Xinjiang Uyg'ur, Adrian Zenis, koronavirusi qatorliq Sharqi Turkiston va Xitoy virusiga aloqador 12 xalqaliq so'zning 120 kunlik izlash natijasini to'plagan va kishini cho'chitadigan xulosaga erishgan. Google ve Bing izlash motoridan Xinjiang degan xalqaliq so'zga aloqador xabarlarni izdiganda Xitoy organ taratqolarining kam deganda bir xabarining oldingi 10 izlash natijasi ichiga tizilish nisbati 88% ga yetgan. YouTube'da bu ahvol texmi iyg'ir bo'lib, o'xshashli Xinjiang degan so'zni izdiganda Xitoy organ taratqolariga tabe videolarning oldingi qatordagi 10 videoning ichida bo'lish nisbati 98% ga yetgan. Umumiy jihatdan aytganda bo'lsa, Google xabarlari va Bing xabarlaridan Sharqi Turkiston va Xitoy virusiga aloqador xalqaliq so'zlarni izdiganda Xitoy organ taratqolarining xabarlari umumiy natijaning 22% ni egallagan. YouTube'da bo'lsa, Xitoy organ taratqolarining videolari umumiy izlash natijasining 25% ni egallagan. Bular faqat Xitoy organ taratqolarini asos qilib erishgan natija bo'lib, Xitoyning chet ellik yollanma tashviqotchilari yo'llagan mazmunlarni qo'shib hisoblaganda bu nisbat texmi yuqori bo'ladi ekan. Halbuki Google va YouTube Xitoyda butunlay cheklangan bo'lib, Microsoft shirkatining Bing izlash motorimi Xitoy nusxasidagi cheklik mulozimati bilan Xitoydagi mavjudligini saqlamoqda.
Bu xil ahval astida Google, Bing, YouTube qatarli xalqaralik to'g'ri supalarda Xitoy organ taratqolarining g'oyat zo'r miqdordagi uchurlarining mavjud bo'lishi, yana kelib izlash natijasining oldingi qatoridan o'rin ololishi haqiqatan kishini cho'chitdi ekan. Google shirkati Volkochisi gazetiga bildirgan ifodasida shirkatning fikr erkinligini qo'g'dash bilan birga ta'sir kengaytish va to'r nazorati harakatlariga zarb beradiganligini aytgan. Microsoft shirkati mazkur dokladga qarab chiqayotganligini, shirkatning har vaqt o'zini isloh qilib turadiganligini bildirgan. Anqarada Sharq Turkistonni tunishtirish kechiligi o'tkazildi. 27 may Anqarada Sharq Turkiston madaniyatini tunishtirish ve ismi İrqiy Qırğınçılıq namlı hüccetlik filminin Anqarada tunji qoyulışı münasibeti bilen çoğun tipteki yığılışı ötküzülgen bulup, Xitayının Şarkı Türkistan'daki İrqiy Qırğınçılıq cinayeti cümleden aldıngı küllerde aşkarlanğan sahçı hüccetleri tunuşturup ötüldü. Mezkur faaliyetini İnsaniyet Film Grupısı təşkilligen bulup, Xalqara Şarkı Türkistan Təşkilatlar Birliği həmkarlaştı. Faaliyetke 66. növetlik Hükümet Aile İşleri ve İctimai Xizmet Ministeri Zehra Zümrüt Selçuk Hanım, Türkiye Dini İşler Vakfı'nın mütevelli heyetinin 2. növetlik reisi İhsan Açık, Uyghurlardan Sütuk Borakhan İlim ve Medeniyet Vakfı'nın Konya Şöbü reisi Abdülahad Udun, Xalqara Şarkı Türkistan Təşkilatlar Birliği Başkatibi Abdirşit Emin, Şarkı Türkistan Yeni Nesil Hareketi reisi Abdusalam Teklimakan, Şarkı Türkistan Tenterbiye ve Terakiyat Cemiyeti reisi Tahir Kökbayrak Qatarlıqlar iştirak kıldı. Faaliyette İnsaniyet Film Grupısı işligen ismi İrqiy Qırğınçılıq namlıq hüccetlik film kuyulgan bulup, Abdülahad Udun Efendi söz kılıp Şarkı Türkistan vaziyetini, şundaqlı Xitayning işgaliyet tarihi ve terör siyasetlerini kayıt kılıp ötkendiyken, Xitayning yakınki yıllardan beri aşkarı halde irqi qırğınçılık yürgüzüşkü başlığallıqını bildirdi. Ve BBC yakında aşkarlıgan Şarkı Türkistan'daki Xitay sahçı dairelerinin mahbi hüccetlerdeki mınlıgan tutkullarının suretlerini ekranda körüstüp, Xitayning Şarkı Türkistan'da devam kılıp atkan irqi qırğınçılık cinayetini pakitlik halde körüstüp verdi. Faaliyet yine Şarkı Türkistan halkının kiyim keçek, yemek içmek kültürü tunuşturulgandan başka, Şarkı Türkistan'ın coğrafiyelik örneği türlük medeniyet ufukları tunuşturulgan sürat körgezmesi ötküzüldü. İnsaniyet Film Grupısı Tülay Gökçüman Hanım'ın rejissörlüğü de işlep tarqatkan, Şarkı Türkistan'daki içinişlik vaziyetini Türk dünyasına tunuşturgan ismi İrqiy Qırğınçılıq namlıq hüccetlik filmde, Xitayning Şarkı Türkistan'da milyonluğun Uyghur ve başka Türk milletlerini türme yakı ceza lagerlerine taşlap, sistemilik irqi qırğınçılık yürgüzüp ziyankeşlik kılıp atkanlığı, bu jarayanda Şarkı Türkistan halkının türmelerde yakı ceza lagerlerde kandak kıyın kıstaklarına uçurganlığı, Xitayının vekşilerce bastırış siyasetine karşı özünün itikadını, kültürünü qoğdaş yoluda kandak küreş kılıp atkanlığı, Xitayning Sharqi Turkiston xalqiga irqiy qirg'inchilik yurgizishidagi sabablari qatorliq nuqtalar guvohchilarning shohidligi va turli yo'llar bilan aniqlangan dalil isbotlar orqali aniq yuritib berilgan. Tianjin universiteti o'quvchilari norozilik namoyishi o'tkazdi. Xitoy rejimi yo'l qo'yayotgan yuqumga qarshi tadbirlari Xitoylarning noroziligini qo'zg'agan bo'lib, bu sababli Tianjin universitetidagi o'quvchilar byurokratlikka va shakilvozlikka qarshi namoyish qilgan. Amerika Avazı'nın haberde bildirilişe Tianjin Üniversitesi'nin nurgulluğun okuguçları 26. may keşte mektep oylısıgı yığılıp, mektepnin yukumnun aldığını eliş tedbirlerdeki namuapık kaidelerge karşı narazılık namayışı ötküzgen. Okuguçlar namayışta şekilvazlıqını yoktaylı, biyokratlıqını yoktaylı dep şu arda olugan. Tor dünyasıda tarqılıp atkan sırlarda məlum buluşca Tianjin Üniversitesi okuguçları yana 28. may keşte kütüphane meydanında namayışını devamlaştırışını planlıgan bulup, Mektepten mevsumluk imtihan vaxtını, tatil, üyüge kayıtış vaxtını aydınlaştırıp berişini talep kılgan. Şundaqlı mektepten cevapkarlıqını sürüştü kılmaslıq, ziyaret kılmaslıq toğırsı da vədi berişini talep kılgan. Bildirilişçe, Xitay virusu yuqumanın kayıtı yallanışı sebeplik Tianjin'deki üniversiteler bu yıl birinci ayda mekteplerini taqaş tedbirlerini kullanğan. Hatta okuguçilardın yeni yılını turuşluq ornada tebrikleşini talep kılgan. Qamal qilish tadbirlarining o'quvchilarga qaratilganligi, ammo o'qituvchi va mol sotquvchilarning kirib chiqishiga qulaylik yaratib berilishi norozilik qo'zg'agan. Tianjin universiteti o'quvchilarining to'rda tarqatgan murojaatnoma tizimligida maktabda qolgan mazgildimi yanali 100 turani darsi o'tilganligi, maktab ichidagi to'plashish xavfining yaxshi kontrol qilinmaganligi tilga olingan. O'quvchilar yana maktabning taqilishi sababli turmush buyumlarining bahosining o'sib ketganligiga
ve imtihan vaktinin namuvapıq orunlaştırılışı sebeplik okuğucularının yükünün eşip ketkenlikine narazılıq bildirgen. Ondan başka 23. ve 24. May günleri Xitay Siyasi Kanun Üniversitesi ve Beijing Pedagogika Üniversitesi'nde narazılıq hareketi yüzbergen bulup, okuğucular mektepten mevsumluk imtihan vaktini aydınlaştırıp, okuğucularının yurtuğa kayıtışıgı ruhsat kılışını talep kılgan. Bundan ilgiri Beijing Üniversitesi'nin okuğucularımı aldıngı mezgillerde mektepten yatak binasının ayırıp tusvetligenliği karşı yığılıp narazılıkını bildirgen idi. 4. iyon Tiananmen vakasının hatır günü yıkılışıvatkan bir payıda Xitay Üniversitelerdeki okuğucularının yukumlu nölgü çüşürüş siyasetliği karşı yığılış, aşkarı karşılık körüstüş hareketinin partilişi Xitay iç sırtıdakilerinin dikkatini kozgumakta. Ankara'da Şarkı Türkistan doğruluk Liksiya orunlaştırıldı. 25. May Ankara'da Şarkı Türkistan'da nimeler bulup atıdı temesi Liksiya yığını ötküzülgen bulup, Şarkı Türkistan'ın növetteki içinişlik vaziyeti tunuşturulgan. Mezkur Liksiya yığınını Ankara İctimai Fenler Üniversitesi İslam Tatqiqatı Okuğucular Birleşmesi orunlaştırgan bulup, Japonya Kagoshima Xalqara Üniversitesi tetkikatçısı Ankara İctimai Fenler Üniversitesi okutkucusu Doktor Hacı Kutluk Kadiri Liksiya sözlügen. O Liksiyasida Şarkı Türkistan'ın növetteki vaziyetini cümleden Xitay'nın Şarkı Türkistan'da devamlaştırıvatkan irki kırgınçılık cinayetini tonuşturgan. Doktor Hacı Kutluk Liksiyası diyene BBC yakında aşkarlıgan Kaşgar vilayeti Konişehir naisidiki tutkun kılıngan Uyghurlarga alakadar sakçı dairelerinin mehbi hüccetlerini asas kılgan halda Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki vahşiyani cinayetlerini delil ispatlıq bayan kılıp ötti. Xitay bilen Rusya Xavfsizlik Kengashining qaror loyihasini rad qildi. Xitay bilen Rusya balistik boshqurilgan bomba sinoqlari sababidan Shimoliy Koreyaga qaratilgan embargolarni ko'paytirishni talab qilgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining qaror loyihasiga qarshi ovoz berdi. Turkiya ovozi radiosining xabarida bildirilishicha Amerikaning Shimoliy Koreyaga qaratilgan embargolarni ko'paytirishni taklif qilgan qaror loyihasi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashida ovozga qo'yilgan. Mezkur karar layihasida Shimoliy Koreyaga her yili xom neft eksportini 1 million küp azaytib 3 million küpga, neft pishiqlab ishlash eksportini 125 ming küp azaytib 275 ming küpga tövallatish nishon qilingan bo'lib, karar layihasini 13 davlat qo'llab ovoz bergan. Xitoy bilan Rossiya qarshi ovoz bergan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashida har qanday bir karar layihasining ma'qullanishi uchun 15 a'zoning kam deganda 9 cho'qim qo'llab ovoz berishi ve Amerika, Rusya, Xitay, Angliya ve Fransiya qatarlıq 5 daimi a'zo davlatdan hech qaysisi rad qilib ovoz bermasligi kerak. Amerikaning BDT'de turuşluq daimi vakili Linda Thomas Greenfield aloqador bayonotida Shimoliy Koreyaning qit'alar ara 6 balistik boshqurilgan bombani sinab qilish ve keng ko'lamli qirg'uchi qurollarni taraqqi qildirish orqali xalqaro tinchlik va bexatarlikka tahdid solayotganligini aytgan. Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti turuşluq daimi vakili Jang Jun bo'lsa, yangi embargolarning Shimoliy Koreyaga insoniy oqibatlarni olib keladiganligini, masalani hal qilishning o'rniga jiddiylikni texnik kuchaytirib ketganligini da'vo qilgan. Rusya mı oxşaşlı bu kararını ayıplıgan. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kadar bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah adik haberimizi görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah tavşırımız. Şuna kadar programı ahırda ekran arkası ki barlı hizmetleşirim. Köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.